Bugün Ender 3 Pro 3D printerımız ile birlikteyiz. Masamda duran ufak kaktüsüm için bir saksı basacaktım. Evet, şu an sıcaklıklar tamamlandı ve yazmaya başlıyor. Önemli olan şu ilk tabakayı güzel atabilmesi. Şu attığı çizgiden kontrol ediyorsunuz. Bu çerçeveyi atarken zaten anlarsınız herhangi bir sıkıntı var mı yok mu. Sıkıntı varsa iptal edip işte şuralardan aşağıdan tablonun ayarlarıyla ya yukarı kaldırırsınız ya aşağı kaldırırsınız. Şu an saksımızın bir kısmını bir parçasını basmaya başladı. İlk tabakasını attı. Gayet güzel. Şu arada siliklikler var. Onlar sıkıntı değil. Yani zaten katmana ata ata gittiği için onlar zaten daha sonra kaybolacak. Görmeyeceksiniz bile. Şu an o saksımızın bir parçası vardı. Onun çerçevesini attıktan sonra içini doldurma işlemine geçti. Yani şu katmanı şu şekilde. İlk katman. Gayet güzel. Oranın dediğim gibi silik olduğuna bakmayın. Orayı da dolduracak daha sonra. Saksımızın iki parçasını da tabanına attı. Nozul sıcaklığı 205'e düştü. Tablo sıcaklığı da şu an 64. Yavaş yavaş 60'a düşüyor. Yani şu an katman gayet güzel. İlk katmanlar. Şimdi o çerçeveleri atıyor. Dediğim gibi bakın yavaş yavaş oradaki eksiklik yok oluyor. Orayı da tamamlıyor. Yani tamamlayacak. O herhangi bir problem değil bizim için. Şöyle zaten baktığımızda nerede doldu daha net gözüküyor. Şu an hala %0 olarak gösteriyor. 19 dakika olmuş. Hatta oraya kadar bekleyelim. Siz de görmüş olun. Unutmayın, ilk tablo her zaman çok önemli. Çünkü daha sonraki mesela kompleksli bir parça yapacak olduğunuzda destek falan kullanıyorsanız daha sonradan o destek de düşüyor. İlk katmana düzgün atamadığı için işte parçanızda birçok sıkıntı oluyor. Bu sefer tekrardan parçanızı baştan basmaya başlarsınız. O yüzden hiç öyle risklere gerek yok. Baştan önleminizi alın. Evet, şu an baskımızın %10'luk bir kısmı tamamlandı. 1 saat 9 dakika geçti baskıya başlayalı. Yani hızını yükseltmeyi düşündüm fakat şuralarda sıkıntı olabilir mi acaba diye bir tereddüt düşürmede değil. O yüzden böyle devam ediyorum. Filamentim de az kaldı. Bakalım, inşallah yeter. Baskımız şu an 2 saat 47 dakika oldu. %59'u tamamlandı. Bu şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şu an tek sıkıntı olan şey filamentin az kalması. Yani ben yeter diye düşünüyorum. Ya da tam ucu ucuna denk gelecek. Sonlarda patlayacak. İnşallah patlamaz. Evet, şu an baskının %74'lük kısmı tamamlandı. 3 saat 20 dakika oldu. Ben yaklaşık 3 saate biter diyordum ama hiç düşündüğümüz gibi de olmadı. Ama son aşamaları, yani %74, %75 diye bakmayın. %90'ında artık şurada şu tabakayı falan atmaya başlar. Yani şu çoktan bitmiş olur diye düşünüyorum. Yine yanılgıda patlamazsak tabii. Evet, şu an %75'i, daha demin %74'ü tamamlamıştı. Hatta ben demiştim birazdan üstü atmaya başlar diye. Hadi bir netlersem bugün. Evet. Şu an şu tabakaya atmaya başladı. Bunu sizinle görmek istedim.
Evet arkadaşlar, şu an tam %99 oldu. Tam 4 saat ve filamentimiz ucu ucuna yetti. Hani derler ya, elin tartımı bir usta diye. Bizimki de aynısı o şekil. Yani ucu ucuna getirdik. Ah bir de şu kamerayı sabitleyebilsek. Aynen oldu. %99, çok az bir şey kaldı. Vallahi hem elimiz tartı gibi hem de zihnimiz makine gibi. 4 saati tutturduk. Sabahtan beri çalışıyor. Götümden ter aktı. Vallahi. Ha, gayret bitecek. En ince ayrıntısına kadar, tanesine kadar işledi herhalde derken bitirdi. En sonunda şu şekilde uzatıyor kendini. Zaten montajında çok bir şey yok. Bunu alıp bunun üstüne koyacağım. Daha sonra çiçeği falan da koyacağım. Hem şu çapaklarını temizledikten sonra hem de çiçeği de kaktüsü de buna koyduktan sonra en son bir şekilde de görüntüsünü alıp videoyu bitiririz. Çapaklarını biraz temizledim. Biraz hala temizlenmesi gereken yerler var. Ben masam diye güzel dursun etsin diye şöyle kaldırabiliyorsunuz. Şu şekilde de oluyor. Böyle koyuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.